beğenecek. Buraya gidiyor. Tabii Türkiye'de birçok yerde millet bahçeleri inşa edildi. Hepsi de gözümüzü doldurdu ve insanımızı mutlu etti. Ama buradaki millet bahçesi Türkiye'de en nadide millet bahçelerinden biridir. Sadece millet bahçesi olarak değil, Türkiye'nin en gözde festival alanlarından birini de oluşturmak gibi bir şansı yakaladık. İçinde derivasyonumuzla, köprülerimizle, kıraathanelerimiz, camilerimiz ve 80 bin metrekare sadece yeşil alanımız ve ağaçlandırma alanımız. Bugün ülkemizde bu yangınları da görünce yaptığımız işin ehemmiyetini bir kez daha anlıyor ve vurguluyoruz. 5 bin tane sadece bahçemizde ağaç dikimi gerçekleştirmişiz. İnşallah devam edeceğiz. Etrafıyla beraber 200 bin ağacı bu bölgede dikimiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Ve en önemlisi Sultan Alparslan Otağı'nı burada inşa ettik. 24-25'inde de devletimizin bütün üst ricalini, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlar Kurulumuzu, kuvvet komutanlarımızı her yıl olduğu gibi burada ağırlayacağız. Biz buradan birliğimize, dirliğimize kuvvet veriyoruz. Burada yaptığımız çalışma Türkiye'deki bütün belediyelerimizi ve Türkiye'nin el sanatlarını, içinde yaptığımız ahşap 50 tane dükkan da var. Bu dükkanlarla birlikte tam bir aslında sergi alanı, seremoni alanına dönüştürüyoruz. TOKİ Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımıza, Okçular Vakfımıza, tabii en önemlisi de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı belirtiyoruz. 23, 24, 25 Ağustos'ta da inşallah açılışına, festivalimize tüm Türkiye'yi davet ediyoruz. Alan takriben 150 bin metrekare üzerinde uygulama alanı ama normalde 400 bin metrekare gibi bir çevresiyle beraber alanımız var. Bu özelliğiyle de içinde helikopter pisti de olmak üzere toplam sosyal donatı alanlarıyla efendim yine kıraathanesi, camileri, müştemilatı, 50 tane dükkanı, köprüleri, derivasyonları ve hipodromu içinde barındırıyor. Ama bizi ilgilendiren en önemli tarafı da muhteşem bir yeşil alan ve bir oksijen alanına dönüştürdüğümüz bu çalışma bölgemizin buluşma alanı, ülkemizin buluşma alanı, birliğimizin buluşma alanı olarak belirtiyoruz. Tarihte Ahlat böyle bir görevi yapmış. Anadolu'nun yurt yapılmasında böyle bir görev üstlenmiş 1000 yıl önceki başkentimiz. Yarın da inşallah yapacağımız bu çalışmaları bu eksende yürütüyoruz. Biz milletimizin birliğine, dirliğine helal getirmemek için bütün mesaimizi harcıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu iltifatına da layık olmaya çalışıyoruz. Tamam.